Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Safa ile Merve Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de Farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir. Sana hilalleri sorarlar. De ki: Onlar insanlar için özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse, evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, umduğunuza kavuşasınız. Haccı da, umreyi de, Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, o durumda, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar, başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir. Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre, temettu yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, üç gün haçta, yedi günde döndüğünüz zaman, memleketinde olmak üzere, tam on gün oruç tutar. Bu, Temettu ve kurban harem bölgesinde Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin. Hac malum aylardadır. Kim o aylarda hacca ifaya azmederse bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz, hayır olarak, her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki, azığın en hayırlısı, kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun, ey akıl sahipleri! Hac mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden size gelecek kar ve yarar talep etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde meşar Haram'da Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki onun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Orada apaçık alametler ve deliller İbrahim'in makamı vardır. Kim beytullah'a girerse korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese beytullahı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanım yana Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstaknîidir. Ey iman edenler. Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder. Ey iman edenler ne Allah'ın şeairine ne şehri harama ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak, beyt-i harama yönelenlere, sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca, isterseniz avlanın. Sizin, mescid-i haramı ziyaretinizi engellediler diye, bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ey iman edenler! Allah kendisini görmeksizin, gıyabında kendisini tazim edip, haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için, sizi av nev'inden bir şeyle deneyecek. Bir av bolluğu ki, ellerinizle yetişebilecek, mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa, işte ona gayet acı bir azap vardır.'' Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine bir ceza vardır. O cezada öldürdüğüne benzer bir hayvan olup, öldürülenin emsali olduğuna, içinizden iki adil kişinin karar vermesi gerekir. Ceza, Kâbe'ye ulaşıp, orada kesilecek bir kurbanlıktır. Yahut, fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmak şeklinde bir kefarettir ta ki işlediğinin vebalini tatsın Allah daha önce işlenen bu tür fiilleri affetti fakat kim dönüp tekrar böyle yaparsa Allah ondan onun intikamını alır zira Allah azizdir mutlak galiptir ve intikamı vardır Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki, size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse, huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Zira biz, vaktiyle İbrahim'e, Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman, Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma. Ve benim mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki, gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen, yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de, bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler, ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin. Zira biz, vaktiyle İbrahim'e, Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman, sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma, ve benim mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki, gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen, yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de, bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler, ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin. Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip, üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer haç görevlerini yerine getirsinler.'' dünyanın bu en kıdemli mabedini bir kere daha tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse, bu, Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında, bütün hayvanlar size helal edilmiştir. O halde, Allah'ın yasakladığı her şeyden Özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının. Allah'a ortak tanımayan halis muvahhid olun. Çünkü bilin ki Allah'a şirk koşan kimse gökten düşüveren ve kuşların didik didik edip kapıştığı birine yahut rüzgarın uzak ve ıssız bir yere savurduğu kimseye benzer. Bu böyledir. Artık kim Allah'ın şeairini tazim ederse, şüphe yok ki bu, kalplerin takvasındandır. O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar, sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer, o en kıdemli mabette son bulur. Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken, Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki, hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. Sen, ey Resûlüm, o alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele. Onlar ki, yanlarında Allah anıldığında, kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler namazlarını hakkıyla ifa eder. Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden onun rızasında harcayıp dururlar. Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şairinden kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın. Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin hem kanaat gösterip istemeyene hem de isteyen fakire yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik.